أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, biz kullarına bu dünyada evlenme nimetini, nikahlanma nimetini ikram eden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamd ve senalar olsun. Onun Habibi Edibi, sevgililer sevgilisi, insü cinnin efendisi, hadisi şeriflerinde evleniniz, çoğalınız, zira ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla övüneceğim buyuran Fahri Alem Hazreti Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rahmeti, bereketi, lütuf ve inayeti siz inanan, bahtiyar, mümin ve mümine kullarının üzerine olsun. Kıymetli müminler, sohbetimiz, gecemiz hayırlara, bereketlere vesile olsun. Yüce Rabbim okuyacağımız ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden en güzel şekilde istifade etmeyi, bizlere hüsnü ifade, güzel bir anlatım, sizlere de hüsnü istifade, güzel bir anlayış, kavrayış ikram eyleye. Kıymetli müminler, geçen haftalarda sohbetlerimizde Allah yolunda cihad etmekten bahsetmiştik. Cihad kelimesinin çalışmak, çabalamak, gayret etmek anlamına geldiğini ifade etmiştik. Ve İslam literatüründe ise cihad Allah yolunda yapılan bütün hayırlı, güzel çalışmalar. Yeri geldiğinde kişinin ilmiyle cihad etmesi, imkanı olanın sözüyle cihad etmesi, imkanı olanın malıyla cihad etmesi, imkanı olanın canıyla cihad etmesi cihadın çeşitlerinden bazılarıdır. Sadece er meydanında savaşmak, yani kılıçla, tankla, tüfekle, İHA'yla, SİHA'yla sadece bundan ibaret değildir demiştik. Evet, cihat deyince belki ilk aklımıza gelen ve en önemli
merkezinde olduğu noktalardan bir tanesi bu. Fakat cihat kelimesi çok geniş bir kavram, çok geniş anlamları olduğunu ifade etmiştik. Bir müminin hayatında din-i mübini İslam'ı tesis etmesi, haramlardan uzak helallerle dolu bir hayat yaşamak için gayret göstermesi de nefsiyle yaptığı cihadın bir parçasıdır demiştik. Ve yine bu cihadın en önemli kollarından bir tanesi de mutlaka evlilik ve evliliği devam ettirmektir kıymetli Müslümanlar. Özellikle şu anda günümüzde ahir zamanda fitne ve fesadın kol gezdiği bir dönemde insanların evlilik dışı gayrimeşru ilişkilere yönlendirildiği, nikahsız birlikteliklerin çoğaldığı, evliliklerin terk edildiği, boşanma sayılarının en üst seviyede artışa geçtiği ve evlenme sayılarının bilakis düşüşe geçtiği bir dönemde elbette evlenmek ve evli kalmak da Müslüman için cihadın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Zira aile toplumun temel taşıdır. Eğer aile olmazsa toplum olmaz. Fertlerden ibaret, teker teker şahıslardan ibaret bir kalabalık olur ama aile olmazsa inançlı, maneviyatlı, ahlaklı bir toplumun olması mümkün değildir. Bugün Avrupa'nın parası var, teknolojisi var ama Avrupa'da aile yok. Bu yüzden Avrupa'nın geleceği yok. Evlerde ne besliyorlar? Köpek besliyorlar, hayvan besliyorlar. Neden? Çünkü aile olamadıkları için çocuk yetiştirmiyorlar, çocuk büyütmüyorlar. Bu fedakarlığa girmek istemiyorlar. Aile olmanın, karı koca olmanın sorumluluğunu yerine getirmek istemiyorlar. Evlilikten kaçıyorlar. Onun için de bir çocuk yetiştirme olmayınca, çocuğa sevgi vermek olmayınca, çocuktan sevgi almak olmayınca ne yapıyor? Bu sefer hayvan besliyorlar, köpekleri yetiştiriyorlar, köpekleri besliyorlar, köpeğe sevgi veriyorlar. Çünkü insanın fıtratında var, doğasında var bir canlı ile ilgilenmek, onu büyütmek, onu yetiştirmek. Küçükken bile sanal bebekler vardı değil mi böyle? O sanal bebekleri büyütürdün, yetiştirirdin, oyun oynardın değil mi? Onlarla vakit eğlerdin. İnsanın fıtratında olan bir şey. İşte şimdi büyüyünce de insan bir canlı ile ilgilenmek istemiyor. Aslında fıtrata uygun olan insanın insan yetiştirmesidir. Karı kocanın aile olması, nikahla beraber yuva kurması, hem kendilerini kurtarmaları, dini yönden, efendim ahlak yönünden kendilerini kurtarmaları, hem de toplumu kurtarmaları için iyi bir nesil yetiştirmek, iyi bir gelecek yetiştirmek için aile olmak gerekir. Ama bugün maalesef gün geçtikçe insanlar aile olmaktan uzaklaşıyorlar, nikahtan uzaklaşıyorlar ve nikahsız birlikteliklere yönlendiriliyorlar. Bu da toplum için çok büyük bir felaketin tellalıdır. Allah-u Teala muhafaza eylesin. İşte biz bugün cihadın en önemli parçalarından bir tanesi olan Allah yolunda çalışmanın, gayret etmenin en önemlilerinden bir tanesi olan nefisle mücadele etmenin, şeytanla mücadele etmenin tam da merkezinde olan aile olmak ve aile kalmak konusunu sizlere izah etmeye, ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında anlamaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Mevlam hepimize bu noktada en güzel şekilde faydalananlardan olmayı nasip eylesin. Aile, kişinin kendilerinden sorumlu olduğu eşi, varsa çocukları, ev halkı yani yakın akrabalarından oluşan bir birliktelik, bir insan topluluğu. Müslüman için aile sosyal bir müessese olduğu gibi aynı zamanda İslami bir kurumdur muhterem müminler. Aile bizim için kutsaldır yani. Mukaddeslerimizden bir tanesidir aile kurumu. Çünkü Allah'ımızın emri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sünneti seniyyesidir. İşte bugün ne yapmaya çalışıyorlar? Aileyi yok etmeye çalışıyorlar. Kutsal bir kurum olduğu için aileyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. İnsanları kadın, erkek ayrıştırıp tek başına hayat yaşamasını sağlamak istiyorlar. Bu İslam'a uygun bir şey
değildir. Mevlamız ne buyurdu Hucurat suresinde? Ya eyyühen nas, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa, şüphesiz ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve cealnakum şuuben ve kabail, sonra da sizi böyle ayrı ayrı akrabalara, kabilelere, soylara, boylara ayırdık. Niye? Lite'arafu, birbirinizle tanışasınız diye. Allah'ımız isteseydi böyle bir nikah, evlilik kılmazdı. Böyle bir müesseseyi, böyle bir bağı oluşturmazdı. Ve erkek tek başına yaşardı, kadın tek başına yaşardı. Erkeğin kadına ihtiyacı olmazdı, kadının da erkeğe ihtiyacı olmazdı. Ama Rabbimiz erkeği kadına muhtaç, kadını da erkeğe muhtaç yaratmıştır. Ziya Paşa öyle diyor. Zen merde, civan pire, keman tirine muhtaç, hasılı ebnai beşer birbirine muhtaç. Kadın erkeğe, genç yaşlıya, efendim keman teline muhtaç, velhasıl bütün insanlık birbirine muhtaç. Herkes birbirine muhtaç. Yalnızlık Allahu Teala'ya mahsustur muhterem Müslümanlar. Erkek kadınla, kadın da erkekle bir nikah müessesesiyle birlikte yaşaması İslam'a göre uygun olandır. Aile, sevgi, saygı, şefkat, fedakarlık ve birlik ocağıdır. Aile yuvası okuldur, mescittir, huzur evi ve çocuk yuvasıdır muhterem Müslümanlar. Şimdi maalesef aile zedelendiği için insanlar ailenin ne demek olduğunu anlamadıkları için ne oluyor? Evde bir huzurlu ortam olmuyor. İnsanlar bireyselleşti. Velev ki evlense bile kadının kendi bir dünyası var, erkeğin kendi bir dünyası var. İslam'a göre bir aile olmazsa, İslam'a göre bir yuva olmazsa orada da huzur ve mutluluk olmuyor. Demek ki evlilik olmalı, nikah olmalı ama İslam'a uygun bir evlilik olmalı. Eğer böyle olursa, birbirlerinin hak ve hukuklarına iki tarafta riayet ederlerse burada huzurlu bir yuva olur. Aynı zamanda mescit olur değil mi? Erkek evde karısına, çocuklarına imamlık yapar. Dede evlatlarına, torunlarına imamlık yapar. Efendim erkek camiye namaza geldiğinde kadın evinin bir odasını, bir köşesini kendine musalla edinir, mescit edinir ve erkek camiye geldiğinde nasıl ki 27 kat sevap kazanıyorsa, kadın da aynı şekilde evinde bir odasını, bir bölümünü, bir köşesini tayin edip ezan okunduğunda orada namazını kıldığı vakit aynı erkeğin camiye giderek aldığı sevabı tamamıyla evinde almış oluyor, evini mescit edinmiş oluyor muhterem Müslümanlar. Ve evlilikte adeta ham madde halinde olan çocuklar o yuvada anne babanın öncülüğünde gelişiyorlar, büyüyorlar, şekilleniyorlar. Düşünün ki sizin elinizde bir ham madde var. Mesela bir hamur var. Siz bu hamuru yoğuruyorsunuz, istediğiniz gibi şekil veriyorsunuz. İstediğiniz renge boyuyorsunuz, istediğinizi elde ediyorsunuz. Bir ahşap var, ham madde, ona istediğiniz şekli veriyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi şöyle bir kürsü haline geliyor. Ya da gördüğünüz gibi ecdadın yaptığı bu muhteşem eserler, kündekari sanatları, ahşap sanatlarıyla bir kapı haline geliyor. Mesela bir ahşap sedir haline geliyor, ham maddeyi işliyorsunuz. Mermer var, böyle işliyorsunuz, mihrap haline geliyor. Ya da şurada gördüğünüz gibi böyle muhteşem motiflerle bir minber haline gelebiliyor. Mihrap oluyor, minber oluyor. Adeta çocuk da işte bir ham madde gibi. Annesinin, babasının eline Allahu Teala tarafından verilmiş bir hamur gibi anne baba o çocuğu nasıl yoğurursa, nasıl şekil verirse o çocuk öyle şekillenecek. Anne baba doğru sözlü, ahlaklı, Rabbini tanıyan, peygamberini bilen, cennet cehennem inancı olan, ahiret hesap inancı olan, doğru sözlü, dürüst bir insan olursa o yuvada yetişen, şekillenen çocuk da öyle şekillenecek, öyle yetişecek. Ama Allah muhafaza eylesin, anne babada yalan olursa, gıybet olursa, laf taşımak olursa, fitne fesat haset olursa, kul hakkı, kamu hakkı yemek olursa o evlat o boyayla boyanacak, o şekilde şekillenecektir muhterem Müslümanlar. Aile Rabbimizin böyle insana sunduğu müthiş bir
fırsattır aynı zamanda. Düşünebiliyor musunuz? Mevla size bir insan verdi. Dedi ki kulum al bakalım sen bu insanı, bu insancığı yetiştir bakalım. Hadi nasıl yetiştireceksin? Bakalım topluma faydalı, vefalı, hayırlı bir kişi olarak mı yetiştireceksin? Yahu seni yetiştiren anneden babadan Allah razı olsun diye millet dua mı edecek? Yoksa insanların gördüğünde kaçtığı, bunu yetiştiren annen baba da nasıl insanmış be? Böyle insan mı yetiştirilir diyecekler insanlar. İşte bu anne babanın yaşantısına göre şekilleniyor. Aile bireyden cemaate, düzensizlikten nizama, günahlardan ibadete geçiştir. Evlenmeden önce tek kendisinden sorumlu birey halinde ama evlenince ne oldu? Bireyden cemaate geçiş oldu. Artık sadece karı koca evlenmedi. Aslında onların aileleri de birbiriyle ne yapmış oldu? Evlenmiş oldu. İki taraf birbiriyle sülale oldular. Bugüne kadar kızın vardı, şimdi artık senin bir de oğlun oldu. Bugüne kadar oğlun vardı, artık bir de kızın oldu. El kızı dememek lazım. Gelin damat diye dışlamamak lazım. Bu benim evladımdır. Bu benim kızımdır. Bu benim oğlumdur demek lazım. Bu benim annemdir. Bu benim babamdır demek lazım. Şimdi bazıları mesela anne demiyor. Kayınvalidesine anne demiyor. Ne diyor? Örnek veriyorum. Fatma anne diyor. Anne demiyor. Kendi annesine anne diyor. Ama ona Fatma anne diyor. Hatice anne diyor. Ne fark eder ya? Artık o da senin annen sayılır. Ya da o ona kızım demiyor da gelin diyor. Gelin gel, gelin git. Ya o da senin kızın ya. Kızım de ona. Sahiplen onu. Oğlum demiyor. Damat. Damat gel, damat git. Buna oğlum de. Sahiplen bunu. Bir gün böyle bir nişan merasimine gittik. Bir arkadaşımız talebelik yıllarımızda ona nişan yapmaya gittik. Oturuyoruz. Orada da onun müstakbel kayınpederi var. Adamın elini öpecek. Tabii ismini hatırlamıyorum da Ali olsun mesela. Ali amca dedi adama. Şimdi tamam mı? Ali amca deyince bir garip oldu yani orada. Bir hoş oldu. Şimdi halbuki ne demek lazım? Baba demek lazım. Ya hocam bana ağır geliyor. Ben babamdan başkasına baba demem. Böyle olmaz. Ayrımcılık yapmayacak. İlk zaman biraz nefsine belki ağır gelir. Ama sonra ne yaparsın? Alışırsın. Mümin sevecendir. Değil mi? Mümin sever, sevilir. Bunlarda sevgiyi ortaya... Adam diyecekti, bak diyecek bana baba dedi ya. Değil mi? Ben de ona oğlum diyeyim. Efendim bana kızım dedi ya. Ben de ona anne diyeyim. Böyle olma. O bana anne demiyor. O bana kızım demiyor. O bana baba demiyor. O bana oğul demiyor. Bak baştan ne oldu iş? Ayrışmaya başladı. Demek ki ne olacak? Artık cemaat oluyoruz. Bir topluluk haline geliyoruz aile olduğumuz zaman da. Sülaleler de birbirini tanıyor. Böylece güçleniyoruz, kuvvetleniyoruz. Toplum haline geliyoruz muhterem Müslümanlar. Yani sadece iki kişi değil ha ortada. Bak evlilikle beraber Rabbim öyle bir bereket, öyle bir rahmet veriyor ki ayrı olduğu zaman da tek bir adamdı, tek bir kadındı ama bu ikisi yuvalarını kurdular, nikahlandılar, aile oldular. Şimdi iki kişi kaç kişi oldu? Belki 50 kişi oldu. Etki alanı değil mi? Akrabaları. Belki 100 kişi oldu. Büyük aşiretler, büyük akrabalar belki 500 kişi oldu, 1000 kişi oldu. Daha da kalabalık oldu. Gördünüz mü? Bu aile olmanın ne kadar önemli olduğunu. Ama işte bunu becerebilmek lazım. Herkes bunu beceremiyor. Herkes bunu beceremiyor. Niye? Küslük oluyor, fitne giriyor, haset fesat giriyor. Olur. Çarşı pazarda problemler yaşanabilir, söz nişan döneminde sıkıntılar olabilir, birbirini kırabilir, üzebilir. Bunlar olabilir ya, insanlık hali. Her yerde oluyor böyle şeyler. Bunları büyütmemek lazım. Bunlardan dolayı küslük yapmamak lazım. 3 günden fazla küs kalmamak lazım. Affedici olmak lazım. Maalesef bugün toplumda bu akrabaların birbiriyle kavgası yüzünden, kayınpeder, kayınvalideler, dünürlerin birbiriyle kavgaları yüzünden gençler evliliklerini yaşayamıyorlar. Mutsuz ve huzursuz oluyorlar. Sorsan anneye babaya, evladım siz mutlu olun yeter. Bak lafta bu var, tamam mı? Ama öbür taraftan bakıyorsun her işe çomak sokuyorlar. Gençlerin işlerini bozuyorlar. Halbuki gençleri bıraksalar akıllı başlı, aklı selim, Kur'an ve sünnetle yetişmiş gençlerden bahsediyorum ha. Yani İslam'dan haberi olmayan, faize batmış, kumara batmış, zinaya batmış, içkiye batmış.
bu insanı kendi haline bırakırsan Allah muhafaza. Ortalığı perişan eder. Kendini de yakar, seni de yakar yani. Ben aklı selim olan Kur'an ve sünnetle yetişmiş gençlerden bahsediyorum sizlere. Bu gençleri anneler, babalar tavsiyelerinizi yapın ama bu gençleri biraz rahat bırakın yahu. İslami ölçülerde, İslami kurallara uygun olarak bunlar birbirlerini bir tanısınlar. Evliliğin ilk günlerinde değil mi evlenmiş balayı deniyor değil mi onu? Balayı, cicim ayları, cicim günleri bir rahat vakit geçin. Rahat bırakmıyorlar ki. Alo ne zaman geliyoruz size? Alo ne zaman geliyorsunuz bize? Sürekli gençleri rahatsız ediyor. Bir serbest bırakın ya. Birbirlerine alışsınlar. İlk zamanlar sürekli yakın temas, sürekli gel git, sürekli işte benim gelin, benim gelin, benim damat, benim damat. Yahu kardeşim sen efendim oğluna kız mı aldın, oğlunun yaşayacağı bir insan mı aldın, eve hizmetçi mi aldın, bir karar ver. Yoksa toplumun önünde göstermek için bir efendim işte göstermelik, vitrinlik bir kişi mi aldın? Bunları kendi hallerine bir bırak. Maalesef bizim yani bazı kesimlerin bu uygulamaları insanları bazı şeylerden soğuttu. Değil mi? Bu bazı şeylerden soğuttu. İslami ölçülerde, meşru ölçülerde ne yapmak lazım? Gençleri birbirlerine bırakmak. İlk sene özellikle, ilk sene bir birbirlerini tanısınlar, birbirlerine alışsınlar. Buna müsaade etmek lazım. Ha bazıları da ne yapıyor? Hiç Kur'an ve sünnetten haberi yok. Evleniyor. Adamla evlendikten sonra adamı bir alıyor, bir çekiyor kendine, kendi ailesine. Sanki bu adamı doğuran bir anası yok. Sanki bu adamın bir babası yok. Bir daha ömür billah anasıyla babasıyla görüştürmüyor adamı. Bak şimdi. Bu bir felaket. Bu bir felaket. Allah muhafaza eylesin. Bunun vebalini ödeyemez yani bir kadın. Fitne yapıyor, fesat yapıyor, haset ediyor, fesat ediyor, ortalığı karıştırıyor. Adamı anasına babasına düşman ediyor. Akrabalarına düşman ediyor. Kardeşi kardeşe düşman ediyor. Bunlar çok var. Bunun vebalini ödeyemez yani. Bu adam taştan çıkmadı. Bunun bir ailesi var. Senin hoşuna gitmeyebilir. Efendim nefsinin hoşuna gitmeyebilir. Olsun. Akrabadır. Birbiriyle güzel münasebetlerde bulunmalıdır. Ama ne olacak? İşte karşılıklı affedicilik olursa bu eksikler, bu yanlışlar unutulur ve birlikte de güzel bir topluluk olur. Cemaat haline alır. Burada büyüklere çok önemli vazifeler düşüyor. Büyükler büyüklük yapmalı. Küçüklerin hatalarını, kusurlarını affetmeli. Bak 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 oğlum, gördün değil mi şu gelin neler yapıyor? Bak kızım, görüyor musun değil mi bu damat neler yapıyor? Bak kaynanan sana ne yaptı? Kayınpederin ne yaptı? Sakın bunları unutma. Cevabını ver. Altta kalma. Hah. Bak görüyor musun lafları? Bu laflar evliliği bitiren laflardır. Yuvayı yıkan laflardır. Allahu Teala muhafaza eylesin. Aile olmak demek artık bireyden cemaate geçmek. Artık biz büyük bir topluluk olduk. Bunun bilincinde olacağız. Karı koca bunun bilincinde olacak. Anne babalar bunun bilincinde olacak. Bizim adetlerimiz var. Bizim örfümüz var. Bizim ailemizin kuralı var. Kardeş, abi, abla kusura bakma ama artık bu hayat sadece senin ailenden ibaret değil. Tamam? Karşında da bir aile var. Orta yolu bulmak zorundasın. Ben demekle bu işler yürümez. Gençleri evlilikten soğutursun. Aile olmaktan soğutursun, nikahtan soğutursun. Büyüksen büyüklüğünü bileceksin, gençlere örnek olacaksın, affedici olacaksın, toparlayıcı olacaksın. Cemaat-i Müslümin, bir anne babanın, bir kayınpeder kayınvalidenin, bir dede ninenin büyüklüğünün en önemli ama alameti affedici ve toparlayıcı olmasıdır. Affetmeyi bilmeyen bir baba anne, affetmeyi bilmeyen bir kayınpeder, bir kayınvalide, affetmeyi bilmeyen bir dede, nine toparlayıcı olamaz, aile büyüğü olamaz. Cenab-ı Hak bizlere büyüklerimize en güzel şekilde toparlayıcı olmayı, affedici olmayı nasip eylesin. Bizlere de gelecek neslimize böyle örnek olmayı nasip eylesin. Aile düzensizlikten nizama geçiştir. Düzenli bir hayata geçiş. Şimdi erkekler diyelim ki gecelere kadar takılıyor. Gerçi eskiden erkekler gecelere kadar takılırdı ama şimdi pek farkı kalmadı değil mi? Yani artık erkek kadın farkı yok. Herkes gecelere kadar takılıyor.
Eskiden öyleydi. Hanımlar, kadınlar daha erken vakitte eve gelirlerdi, evde olurlardı. Erkek biraz daha geç vakitlere kadar belki dışarılarda kafasına göre arkadaşlarına takılır. Tabii meşru takılmalardan bahsediyorum. Helal olan takılmalardan bahsediyorum. Hayatında belki bir düzen nizam yoktu ama evlendikten sonra ne oldu? Artık hayatında bir düzen var. Geç kalsa hanımı arıyor. Selamun aleyküm. Kocacığım, efendi, neredesin bakalım? Yemeği pişirdim, hazır. Çocuklar, seni bekliyoruz. Hocam, nerede böyle arayan bizi ya? Neredesiniz be? Yemek yaptım bu kadar falan. He? Böyle yapmazlar Allah'ın izniyle ya. Değil mi? Evet, böyle güzel davet etmek lazım eve ki adam da seve seve gelsin eve. Değil mi? Allah'ın izniyle. Sonra erkeğin hayatı düzene girdi. Akşam eve gireceği saat belli, evden çıkacağı saat belli. Hafta sonu kafasına göre bir program yapmak yok. Ailesiyle istişare ederek değil mi? Birlik beraberlik içerisinde baba olduğunun, koca olduğunun farkına vararak hayatı bir düzene girmiş oldu. Böylelikle ne oldu? Aslında evlilik erkeği günahlardan, haramlardan ne yaptı? Korudu değil mi? Ya mesela evlendikten sonra sosyal medya kullanımına çok daha fazla dikkat etmeye başlıyor. Bazıları mesela tabii İslami hassasiyetli olan kişi bunu yapmaz ama bazı kişiler sosyal medyada hiç ayrım gözetmeksizin herkesle arkadaş oluyor. Yani bakmıyor bu kimdir, bu nedir, ne değildir, bu kişiyle arkadaş olmam doğru mu değil mi? Buna bakmıyor ama evlenince karısı ne yapıyor? Diyor ki hayırdır diyor sen sosyal medyada bu kişiyle arkadaş olmuşsun. Bak ne yaptı? Hayatına bir düzen getir. Dur bakalım dedi. Evlenen dininin yarısını kurtarmıştır. Kalan yarısı için de Allah'a sığınsın. Bak gördün mü karı koca birbirini nasıl kurtarıyor? Aynı şekilde kadının da hayatı bir düzene giriyor, bir nizama giriyor değil mi? Artık onun bir yuvası var, başında bir kocası var, efendisi var. Ona destek olan, ona efendim sevgi, merhamet, şefkatle yaklaşan onun da artık kendi bir düzeni oldu. Bundan önce babasının evindeydi, annesinin yanındaydı. Belki istediği gibi bir düzen kuramıyordu, istediği gibi bir hayat yaşayamıyordu. Ama artık kadının bir evi oldu. Ev, kadının sarayıdır cemaati Müslümin. Erkekler, erkek cemaatimiz, kadınların evine çok fazla karışmayın. Tamam? Orası onların kendi yerleri. Sizin iş yeriniz nasıl sizin kendi alanınızsa, istediğiniz gibi orayı dizayn etmek istiyorsanız, özellikle ev hanımları için konuşuyorum. Ev hanımı bu ne demektir? Evini kendisine saray haline getirmiş. Orası onun her şeyi. Oraya çok fazla müdahale etmeyin. Orası onun alanı olsun kendi. Ha ama çalışıyordur, iş yeri vardır. Onun zaten başka alanları da var. Değil mi? Kendisine alan edinmiş. Bürosu var, iş yeri var, masası var. Dış dünyada bir hayatı var. Ama özellikle ev hanımıysa bir kişi, o ne yapmış? Artık kendisine evde bir düzen kurmuş. Çocuklarıyla, eviyle bütünleşmiş. Evinde kütüphanesi var. Evinde ona göre hazırlıkları var. Orada kitabını okuyor, evladını yetiştiriyor. Belki meşru yollardan bir çalışma alanı var. İslam'a uygun çalışma alanları var. Sorumluluklarını yerine getirdikten sonra kendisini geliştiriyor. Kültürel faaliyetleri olabilir, sanatsal faaliyetleri olabilir, ilmi faaliyetleri olabilir. Onun bir alanı, o alanda ona serbestlik bırakmak lazım. Şimdi adam hem iş yerini dizayn ediyor. İş yerinde diyor ki bu burada olacak, şu şurada olacak. Eve geliyor, evi de dizayn ediyor. Bu burada olmalı. Yahu bırak kardeşim ya. Sen zaten akşama kadar dışarıdasın. Müsaade et de burası kadının bir alanı olsun değil mi? Orada ona göre çünkü evini sever. Ev hanımıysa eğer özellikle evini sever. Evinin düzenli olmasını, nizamlı olmasını ister. Ona alan bırakmak lazımdır. Böylelikle düzensizlikten bir nizama geçiştir. Evlilik, aile günahlardan ibadete geçiştir muhterem Müslümanlar. Evet, insan bekar olduğu zaman da Allah-u Teala muhafaza eylesin, birçok günaha potansiyel olarak değil mi açık durumdadır. Ama evlendikten sonra artık ne oluyor? Allah'ın izniyle o birçok günahları perdelemiş oluyor. Artık herkes diyor ki bu evlendi, bu kişi evlendi. O evli kişiye yaklaşmamak lazım. Değil mi? Haramlardan uzaklaşmış oluyor biiznillah. Yüzüğünü taktığı zaman da ne yapıyor? Herkes biliyor ki bu kişi evlidir. Şimdi benim yüzüğüm burada yok ama
Ben normalde genelde takarım yüzüğümü biliyorsunuz. Fakat hanımım yanımda elhamdülillah. Burada camide Allah'a binlerce şükürler olsun. Allah-u Teala ailelerimizi sağlık, afiyetle, huzur, bereketle muhafaza eylesin. Hepimize hayırlı yuvalar, hayırlı yaşantılar nasip eylesin. Amin. O yüzüğü görünce ne diyor? Bak diyor, bu kişi evlidir diyor. Bu kadın evlidir diyor. Ona karşı bir fenalık, bir kötü düşüncesi olmuyor. Bak aileyi gördünüz mü? İnsanı günahlardan da biiznillahü teala muhafaza ediyor. Ama şimdi öyle bir fitne ve fesat zamanına geldi ki muhterem Müslümanlar, şu televizyonlardaki diziler, filmler, sinemalarda evli insanları nasıl yoldan çıkartılacağını, evli insanlar nasıl zinaya götürülecek, evli insanların yuvaları nasıl yıkılır, dizilerde, filmlerde, sinemalarda bunun dersini veriyorlar. Bunlardan uzak durunuz. Çok dikkat ediniz. Sosyal medyada videolar paylaşıyorlar. O videonun başlığı özellikle dikkat çeksin diye öyle şeytani, öyle pislik bir başlık ki diyor ki evli adamı nasıl yoldan çıkarttı? Bak bak bak. Sakın ha bu videoya yaklaşma kardeşim. Bak biraz sonra okuyacağız. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا diyor Mevla Teala. Zinaya yaklaşmayın diyor. Bu video zinaya yaklaştırıcı bir videodur. Haramdır. Bundan uzak dur Müslüman. Evli kadını nasıl yoldan çıkarttı diyor. Bak videonun başına bakıyor musun? Bu ne demektir biliyor musun? Toplumu ifsad etmektir. Toplumun temeli olan ailenin altına dinamit koymaktır. Allah muhafaza eylesin. Böyle böyle insanları yuvalarının nasıl yıkılacağının dersini veriyorlar. Televizyonlarda, filmlerde, dizilerde bunlardan uzak durun. Ailenizi de uzak tutun. Hanımınız asla böyle bir diziyi izlemesin. Kocanız asla böyle bir diziyi izlemesin. Bazıları var, sizleri tenzih ediyorum. Karı, koca, çocuk oturuyorlar, bu dizileri izliyorlar. Böyle bir Müslümanlık olur mu Allah aşkına ya? Müslümanlık sadece gelip camide namaz kılmaktan ibaret midir? Müslümanlık sadece kandil gecesi camiye gelmekten ibaret midir? Müslümanlık sadece başını örtmekten ibaret midir ya? Böyle bir Müslümanlık olur mu? Müslüman bir aile oturup da zinanın fuhşun olduğu bir filmi, bir diziyi, bir sinemayı izleyebilir mi? Böyle bir filmin sinemasına girebilir mi yahu? Komşu komşunun karısını ayartmaya çalışıyor. Komşu komşunun kocasını ayartmaya çalışıyor. Böyle bir diziyi, böyle bir filmi bir Müslüman nasıl izler ya? Akıllara durgunluk veren bir şey. Allah muhafaza eylesin. Bir de bunları Müslümanlara daha sıcak göstermek için, hani şeytan bazen sağdan yaklaşır ya, son zamanlarda yaptığı dizilerde bunlara başı örtülü karakterler koyuyorlar. Ne fark eder ya? Zinayı ha başı örtülü yapsın, ha başı açık yapsın. Zina zinadır, günahı aynıdır, Allah muhafaza eylesin. Bilakis bu kişiler o başörtüyü kullanarak zinaya alet ettikleri için, o başörtüyü kullanarak fuhşiyatı, münkeratı toplumda yaydıkları için çok daha fazla ceza alacaklardır. Çok daha fazla olacaktır onların azabı. Toplumu böylece yoldan çıkartmaya çalışıyorlar. Son zamanlarda yapılan böyle diziler var. Bunlardan zinhar uzak durunuz muhterem Müslümanlar. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi uzak tutunuz. Allah muhafaza eylesin. Yuvanızı elinizden alırlar. Karınızı elinizden alırlar. Kocanızı elinizden alırlar. Oğlunuzu, kızınızı elinizden alırlar. Hayatınızı bitirirler, ahlakınızı yok ederler. Toplumu böyle ifsad ediyorlar işte. Ve bunlara karşı savaş açın. Evet, bunlara savaş açın. Bulunduğunuz ortamlarda bu dizileri, bu filmleri eleştirin. Sosyal medyada bunları eleştirin. Allah için bir şikayet yapın. Arayın, Rütü arayın, efendim diğer mecraları arayın, şikayetler yazın. Bu bizim toplumumuzun inancına, kutsalına, mukaddesatına, ahlakına aykırıdır diye bunları şikayet ediniz muhterem Müslümanlar. Allahu Teala yuvalarımızı korumayı bizlere nasip eylesin. Şu toplumumuzda son kale olan ailemizi Rabbim muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin. Ailenin en temel iki üyesi elbette ki kadın ve erkektir. İslam neslinin devamı, nesebin muhafazası, toplumu meydana getiren, toplumun temel taşı olan aile müessesesinin kurulması meşru bir evlilikle mümkün olur kıymetli Müslümanlar. Şimdi bu Allahu Teala muhafaza eylesin
aile eğer korunmazsa ne olur? Nesep birbirine karışır. Yani Allah-u Teala muhafaza eylesin, bir kadın gitse bir adamla beraber olsa, sonra da başka bir adamla beraber olsa ne olur? Nesep karışır ya. Bu kimin çocuğu? Ya kimin çocuğu olduğu belli olmaz. Kimin çocuğu olduğu belli olmaz. İşte bugün dizilerde, filmlerde bunları işliyorlar. Bunların üzerine dizi film kuruyorlar. Bizim Müslüman dediğimiz kişiler de kalkıp bunları ağızlarının suyu aka aka izliyor. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Ya. Hatta bir erkek karısından ayrılsa, kadın kocasından ayrılsa, İslam'a göre kadının iddet beklemesi gerekir. Bak, karı koca ayrıldı, resmen ayrıldılar. Nikah bağları bitti. Kadın hemen başka bir erkekle evlenemiyor. İddet bekleyecek. Ne kadar? Bunun belirli bir süresi var. Ortalama 3-4 aylık bir zaman dönemi, 3 temizlik dönemi diyoruz. O sürece kadın beklediği döneme iddet dönemi deniyor. Ya da erkek vefat etti, 4 ay 10 gün boyunca kadın iddet bekliyor. Başkasıyla evlenemiyor. Şimdi bugün bu kuralı söylesen birilerine hemen ne derler sana biliyor musun? Sen ne diyorsun hoca? Neden kadın erkek ayrımı yapıyorsun? Erkek nasıl evleniyorsa bizim de evlenmemiz lazım der. Anlatamazsın ki. Çünkü kafa, fikir özgürlüğü kaybetmiş. Fikir hürriyeti kaybetmiş. Birilerinin eline geçmiş. İslam'a göre düşünmüyor. Kur'an'a göre düşünmüyor. Neden bir kadın boşandığında ya da kocası vefat ettiğinde iddet bekliyor? Neden belirli bir süre 3 ay 4 ay başka bir erkekle evlenemiyor? Neden? Hamile olma ihtimali olabilir ve nesep karışır. Düşünsenize, birinci kocasından bir aylık hamile olsun. O anda kocası ayrıldı, boşandı ya da vefat etti. Gitti başka bir kadınla evlendi bu kadın. O esnada da yeni bir adamla evlendi. Öbür taraftan da hamile olduğunu bilmiyor. Burada nesep karışacak. Bu çocuk halbuki öbür adamın çocuğuydu. Değil mi? Ya. İşte böylece toplum ifsad ediliyor muhterem Müslümanlar. İslam'dan başka çaremiz yok. İslam'ı yaşamaktan başka çaremiz yok. Evliliklere sahip çıkmaktan, nikaha sahip çıkmaktan başka çaremiz yoktur. Peki, meşru olmayan sebeplerle iki insan bir araya gelirse buna aile denmez. Bu İslam'ın gayrimeşru saydığı bir ilişkidir. Eğer Allah'ın emri olan, peygamberin sünneti olan nikahı yaparlarsa yuva oldu, aile oldu. Ama bak, nikahı yapmadılar. Nikahı yapmadılarsa, evlilik yoksa burada bir aile denebilir mi? Denmez. Kadın, erkek gitmişler, ev arkadaşıyız diyorlar. Müslümandan bahsediyorum ha, gayrimüslimden bahsetmiyoruz biz şu anda. Müslüman erkek ve Müslüman kadından bahsediyoruz. Müslüman erkek, kadın... Biz diyor evlenmek neymiş diyor ya, eski çağlarda kalmıştı o diyor. Aile neymiş, nikah neymiş? Biz diyor beraber bir ev tuttuk, bu evde yaşayacağız. Ya da bir hafta beraber yaşayacağız, iki hafta beraber yaşayacağız. İslam'a göre bu nedir muhterem Müslümanlar? İslam'a göre bu zinadır. Allah muhafaza eylesin. Gayrimeşru ilişkidir. Allah muhafaza eylesin. Rabbimiz ne buyuruyor? İsra suresi 32. ayette وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya asla yaklaşmayınız. Çünkü o çok çirkin bir şeydir ve çok kötü bir yoldur diyor Yüce Allah'ımız. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de zina yapmayın diye bir ayet yok. Ne diyor Mevlamız? Zinaya yaklaşmayın diyor. Zinanın mahallesine bile uğramayacaksın. Zinanın yöresinden geçmeyeceksin. O zaman şöyle anlayabiliriz. Seni zinaya götürecek bir sokağa girmen de haramdır. Seni zinaya götürecek bir arabaya binmen de haramdır. Seni zinaya götürecek bir otobüse binmen de haramdır. Sosyal medyaya gelelim, değil mi? Gerçek hayatta haram olanlar sosyal medyada da sanal ortamda haramdır. Kumar, masada otururken haram olduğu gibi telefondan da oynadığın zamandaki bugün online kumar çok yaygın değil mi? Birçok kişi bunu oynuyor. Online kumar nasıl ki masadaki haramsa, telefondan oynadığında, bilgisayardan oynadığında
haramdır. Fark eder mi? Fark etmez. Zina da böyle. Zinaya götüren şeyler de böyle. O zaman şuraya gelelim. Sosyal medyada, sanal ortamda zinaya götürecek bir arkadaşlık, zinaya götürecek bir sosyal medya arkadaşlığı haramdır. Zinaya götürecek bir beğeni, bir fav, bir paylaşım, bir retweet haramdır. Zinaya götürecek bir yorum haramdır. Ya bir kişi fotoğraf paylaşıyor, günaha götürecek bir fotoğraf, öbürü de altına yorum yapıyor. Niye yorum yapıyor? Fotoğrafı paylaşanla iletişim kurmak için. Bak, daha zina yapmadılar. O yoldaki bütün merhalelerin hepsi haram. Bir de sosyal medya kullanan arkadaşlar, çok dikkat edin. Evet, bakın, bu sosyal medya, sanal ortam, hayırlı yolda kullanırsanız çok faydalı. İyi yolda kullanırsanız çok faydalı, değil mi? Bugün şimdi bizim bir Filistin davamız var, bir Mescid-i Aksa davamız var, Doğu Türkistan davamız var, Arakan'da, Myanmar'da, dünyanın dört bir yanında mazlum Müslüman kardeşlerimiz var. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, Filistin'deki şehitlerimize rahmet eylesin, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim Filistin'deki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki, dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslüman kardeşlerimize kurtuluş ikram eylesin. Şimdi bu Filistin davasında en büyük müdafaa nerede yapılıyor? Sosyal medyada yapılıyor. Gerçek hayatta sosyal medyadaki gibi bir müdafaa yapılabiliyor mu? Yapılamıyor maalesef. Biz Müslümanlar birlik beraberlik olmadığımız için dünyadaki 1,5 milyar Müslüman 8-10 milyonluk zalim, terörist, siyonist İsrail'e bir ders veremiyoruz maalesef. Rabbim müminlere bir ve beraber olmayı, zalim siyonisti yeryüzünden yok etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Bunun için çalışacağız, çabalayacağız, gayret edeceğiz. Evliliklerimizi koruyacağız, nikahı teşvik edeceğiz. Evliliklerimizi güçlendireceğiz, hayırlı nesiller yetiştireceğiz. Bu uğurda çalışacağız muhterem Müslümanlar. Bir günlük çalışmalar var, haftalık çalışmalar var, aylık, 10 yıllık, 20 yıllık, 100 yıllık çalışmalar var. Bu gayretlerin içerisine gireceğiz inşallah. Şimdi o sosyal medya o kadar güçlü bir alan ki, bu zalim terörist siyonistler Filistin'in liderlerinden, öncülerinden, Hamas'ın liderlerinden, Mescid-i Aksa müdafasının en önemli yiğitlerinden şehit İsmail Heniye, Allahu Teala onu gani gani rahmet eylesin, İsmail Heniye'nin şehadetini tebrik etti diye insanların hesaplarını kapattılar. Onun fotoğrafını paylaştı diye Müslümanların hesaplarını kapattılar. Sadece Müslüman değil, gayrimüslimlerden de paylaşan var. Hesaplarını kapattılar. Bu ne demek biliyor musun? Bak, sosyal medya öyle önemli bir alan ki, öyle cihadın merkezi ki, sen İsmail Heniye'nin, bir mücahidin, bir şehidin, er oğlu, er bir Müslümanın fotoğrafını paylaştığında Siyonist bundan korkuyor. Çocuğun karşısında tam teçhizatlı son derece silahlarla zalimlik yapan o terörist aslında Müslümanlardan öyle bir korkuyor ki Müslümanların fotoğrafının bile sosyal medyada olmasından rahatsız olacak, korkacak halde. Eğer sen Allah için bu sosyal medyayı kullanırsan böyle faydalı olur. Ama Allah muhafaza, eğer sosyal medyada ne zaman, nerede, ne yapacağını bilmezsen, nefsine hakim olamazsan, şeytanın askerlerini orada fark edemezsen, şeytani yollara girersen, o işin ucu hüsran olur. Allah muhafaza eylesin. Mesela biz hizmet için sosyal medyayı kullanıyoruz. Neden? Burada bu sohbeti şu an siz dinliyorsunuz. Üsküdar'dakiler, işte çevreden Ümraniye, Sancaktepe, Fatih, Eyüp gelen buradan kardeşlerimiz dinleyebiliyor. Şu anda burada örnek veriyorum, 50 kişi dinliyor, bazen 100 kişi, bazen 500 kişi, 1000 kişi camide dinliyor. Ama buradaki bir videoyu sosyal medya, sosyal mecraya ulaştırdığımız zaman, dijital ortama ulaştırdığımız zaman, hele hele kısa videolarda, 1-1,5 dakikalık videolarda, şuradaki 50 kişiye anlattığımız sohbet orada 50 bin kişiye ulaşmış, 500 bin kişiye ulaşmış, 1 milyon kişiye ulaşmış. Elhamdülillah. Şimdi bu çok büyük bir hizmet değil mi? Hamdü senalar olsun. Biz de aslında ben memurum. Böyle bir vazifem yok. Böyle bir sorumluluğum yok. Buradan para kazandığımız yok. Yani reklam vesaire böyle bir şey de yok. Allah için
halkımıza hizmet olsun diye. Buradan şimdi sadece İstanbul'dakiler faydalanırken, oradan Konya'daki, Antalya'daki, Rize'deki, efendim Gaziantep'teki Müslüman kardeşlerimiz, Tekirdağ'daki, Çanakkale'deki Müslüman kardeşlerimiz ne yapıyorlar? İstifade ediyorlar elhamdülillah. Komşularımız var, akrabalarımız var. Daha önce görev yaptığım Tekirdağ'da, Sakarya'da, Trabzon'da, efendim vesaire Kadıköy'de görev yaptığımız Pendik'teki oralardaki cemaatimiz bu sohbetleri şimdi dinlemeye devam ediyorlar. Onlara da sohbetimiz vardı. 12 yıl önce bir yerde sohbet yaptık. 10 yıl önce bir yerde böyle sohbet meclisimiz vardı. 8 sene önce başka bir memlekette böyle sohbet meclisimiz vardı. Şimdi buraya geldik. O kardeşlerimiz de bu sohbetlerden sosyal medya vesilesiyle ne yapıyorlar? İstifade ediyorlar değil mi? Bak şimdi bu yönde baktığımızda çok güzel bir nimet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tabi bunun riski de var mı? Var. Ya bunun riski de var. Niye? Adam keser, böler, kopyalar, yapıştırır. Senin demediğini, anlatmadığın bir şeyi ortaya koyar. Bak der, böyle dedi der. Ne yapacaksın? Bazen de cemaat-i müslümin fedakarlık yapmamız gerekiyor. Risk almamız gerekiyor. Cesaretli olmamız gerekiyor. Cihad etmek kolay değil. Bunu da cihadın bir parçası olarak göreceğiz ve böylece yapacağız. İşte bu vazifeyi yapan kardeşlerimiz Allah yolunda cihad yapmış gibi sevap kazanıyorlar. Bu videoları yüklüyorlar, kesiyorlar, kopyalıyorlar, yapıştırıyorlar, edit yapıyorlar. Efendim bu yolda hizmet ediyorlar. Kardeşlerimizle beraber bu hizmetleri yürütmeye çalışıyoruz. Allah-u Teala onlardan binlerce kez razı olsun. Amin. Ama bakınız, ben acizane kardeşiniz 13 yıldır evli, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vazifeli bir kardeşiniz olmama rağmen, resmi vazifem olmasına rağmen, sosyal medya mecralarımda özelden mesaj gönderme özellikle bazı mecralarda kapalıdır. Bana özelden mesaj gönderemez. Bak, özelden mesaj gönder. Niye? Çünkü herkes orada iyi niyette bulunmuyor. Değil mi? Herkesin niyeti sohbet dinlemek değil. Tamam? Herkesin niyeti faydalı bilgiler okumak değil. Şeytani düşüncelerle oralarda olanlar da var. Fitne ve fesat için oralarda olanlar da var. Allah muhafaza eylesin. Nefsinin kölesi olup oralarda olanlar da var. Bunlara dikkat ediniz muhterem Müslümanlar. Sigortalarınızı hazırlayınız. Tamam? DM dedikleri, özelden mesaj göndermek, DM diyorlar yani özelden. Özelden mesaj göndermek ne demek anlamına gelir biliyor musunuz? Sanki bir kişiyle baş başa bir odada kaldınız. Aynı onun gibidir. Bak, gerçek hayatta bir kişiyle bir odada kalmak, teke tek bir erkekle bir kadının bir odada kalması neyse, sanal mecrada da DM'den, DM'den, özel kutudan mesajlaşmak bunun bir benzeridir. O zaman eğer sanal ortamda DM'den, DM'den, özelden mesajlaşmak zinaya götürüyorsa bu mesajlaşmada ne olur? Haram olur. Tamam? O yüzden hep ben şunu demiyorum size. Her mesajlaşma haram demedim. Bak dikkat edin ha. Sonra yanlış anlamayın. Sözüm çarpıtılmasın. Özelden yazılan her mesaj haramdır demedim size. Eğer o özelden yazılan mesajın sonu zinaya gidiyorsa bu haramdır. Kurban olduğum İslam dini ne kadar güzel ya. Her şeyin yolunu, yordamını öğretmiş bize. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim dinimizi en güzel şekilde yaşamayı bizlere nasip eylesin. O halde zinaya götürecek bütün yollarla aramıza çok büyük setler öreceğiz. Çok büyük duvarlar öreceğiz. Asla zinaya yaklaşmayacağız. Hele şu ahir zaman fitne ve fesat zamanında uzak duracağız muhterem Müslümanlar. İlk başta insanın nefsinin hoşuna gider ama ondan sonra Allah muhafaza eylesin sonu felaket olur. Evet. Aile nikahla kurulur ve dinimiz evlenmeyi teşvik ediyor demiştik. Sohbetimizin başında okuduğumuz Nur suresi 32. ayet. Allah'ımız buyuruyor ki: "Ve enkihul eyyama minkum ve's-salihin min ibadikum ve imaikum." İçinizden bekar olanları, kölelerinizden, cariyelerinizden yani sorumluluk sahibi olduğunuz kişileri birbiriyle evlendirin. Evliliğe elverişli olanları, salih olanları birbiriyle evlendiriniz.
اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Eğer onlar fakirlerse, maddi olarak güçleri, imkanları yetecek seviyede değilse, Allah-u Teala onları lütfundan, fazlından, hazinesinden ikramlandıracak ve onları kimseye muhtaç etmeyecektir. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Allah Celle Celaluhu hazinesi geniş olan her şeyi hakkıyla bilendir. Kıymetli Müslümanlar, toplumda sorumluluk sahibi kişilere, anneler, babalar, büyüklere bu ayet-i kerime vazife yüklüyor. Ne diyor? Gençleri evlendirin. Şimdi bakıyorsunuz bazı anneler, babalar dünyalık derdine düşmüş, evi var, İkinci ev alma derdine düşmüş. Arabası var, daha lüks bir araba alma derdine düşmüş. Arsayı çoğaltmak, tarlayı çoğaltmak derdine düşmüş. Malına mal katmak derdine düşmüş. Evladını evlendirmeye hiç merakı yok. Bana ne diyor ya? Zamanında annem babam bana destek mi oldu? Ben ne uğraşacağım? Kendi başının çaresine baksın. Yahu senin zamanında evlenmenin zorluğu, meşakkati, sorumluluğuyla bu zamanda evlenmenin zorluğu, sorumluluğu, meşakkati aynı mı? Niçin sen bu evindeki oğluna, kızına yardımcı olmuyorsun, destek olmuyorsun? Bak ben anneme babama dua ediyorum. Allah-u Teala onlardan razı olsun. 22 yaşımda beni evlendirdiler. Allah razı olsun. Ya ne kadar güzel. Kayınpederime, kayınvalidime teşekkür ediyorum, dua ediyorum. 20 yaşındaydı o zaman hanımım. Onu vakti zamanında ne güzel evlendi. Bizi genç yaşta yuva sahibi yaptılar. Cemaat-i Müslümin, evlilik deli işidir. Tamam? Bak evlilik, aile olmak deli işidir. Şimdi bazıları çok hesap kitap yapıyor. Değil mi? Ben diyor şunları yapacağım, bunları yapacağım, işimi sisteme koyacağım, arabamı alacağım, onu halledeceğim, bunu akademik kariyerim. Yaş kaç oldu? 30 oldu. 30 yaşından sonra evlenmek zor. Hele daha ilerlerse 35. Zor. 40'a dayandın mı? Çok zor. Niye? Çünkü her gün geçtikçe hayatın gerçeklerini daha çok görmeye başlıyorsun. Kaygılar çoğalıyor. Değil mi? Gençlikte daha çok cesaret var. Cesaretini insan ne yapıyor? Kaybediyor. Ama gençlikte cesaret var. Deli cesaret var. İşte gençler 20 yaşında, 22 yaşında o deli cesareti varken Allah'ın izniyle Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde hemen yuvanızı kurun. Anneler, babalar, çocukları, gençleri evlendirin. Evlilikten mahrum etmeyin. Zaman ahir zaman, fitne ve fesat zamanı. Zina fuhşiyat ayyuka çıkmış. Zina fuhşiyat çok ucuz. Ulaşılması çok kolay. Ama evlilik zor. Evliliği sürdürmek zor, meşakkatli, pahalı. Böyle bir dönemde gençlere yol göstermek lazım, destek olmak lazım. Bu noktada da yöneticiler, idareciler, toplumda güç kuvvet sahibi olanların hepsi aynı zamanda sorumludur. Gençlere evliliği kolaylaştırmak için mutlaka gayret etmeliler. Vakıflar, dernekler, özellikle İslami vakıflar, sivil toplum kuruluşları, dernekler gençleri evlendirme noktasında mutlaka sorumlu almalıdırlar. Osmanlı zamanında vakıflar var değil mi? Çeyiz vakfı vardı mesela. Gelinlik kızlara, durumu olmayanlara çeyiz yapan, onlara yardım eden vakıflar var. Bugün de böyle güzel çalışmaları olan vakıflar var. O vakıfları arayıp bulmak lazım, oralara destek olmak lazım muhterem Müslümanlar. Bu çalışmanın içerisinde olmak lazım. Çevremizde eğer evlenen bir genç varsa mutlaka onlara yardımcı olmak lazım. Şimdi biz böyle anlatınca bazıları diyor ki ya hocam tamam sen öyle güzel söylüyorsun, güzel anlatıyorsun da efendim bu zamanda da evlenmek kolay da değil. Bak şimdi. Evet kolay değil. Bak kolay demiyorum. Ama eğer Kur'an ve sünnet yolunda olursa bir genç, israftan uzak durursa, niyeti sadece Allah rızası için bir yuva kurmaksa, Allah-u Teala yardım ediyor ve zorlukları kolaylaştırıyor. Örnek mi arıyorsunuz? İşte burada örnek şekil A. Bu kameranın başında duran kardeşimiz. Murat kardeşimiz, Allah-u Teala ona hayırlı, bereketli ömür ailesiyle beraber ikram eylesin. Yaklaşık 2 sene oldu sohbetlere başlayalı. Biz bu sene beraber Umre'ye gittik. Umre'ye gitmeden önce bana dedi ki, hocam dedi, bir görüşme yapmak istiyorum evlenmek niyetiyle. Dedim ki, kardeşim Umre'den önce görüşmeyi yapma, kafanı bulandırma,
Kabe'ye gidelim, tamam mı? Sen Kabe'de güzelce dualarını yap, döndükten sonra da hayırlısıyla görüşmeni yaparsın. Sağ olsun, söz dinledi, gittik geldik. Maşallah Kabe'de nasıl dua yaptıysa bir ayda evlendi. Elhamdülillah. Maşallah diyeyim bakalım. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Ve biz burada Valide Atik Camii'nde ilk defa düğünümüzü Murat kardeşimizin düğününü yaptık. Camide düğün yaptık arkadaşlar. Düğün salonu masrafı yok. Bak ben bugün dedim bu sohbeti yayınlarken bu sohbete bekar gelen evlenir dedim. Hocam vaat mi dediler? Dua mı dediler? Allah'ın izniyle hem dua var hem vaat var. Gençler yeter ki evlenmek istesinler. Düğün salonları hazır buradan. Allah için bedava Allah'ın evi. Tamam. Ha, çalgı yok, çengi yok, öyle davul zurna bir şeyler yok burada yani. Tamam. Ne var? Def var, bendir var, ilahilerimiz var, Kur'an'ımız var, muhabbetimiz var, salavatlarla, tekbirlerle evlendiriyoruz. İkinci düğünümüzü de yaptık hamdü senalar olsun. Geçtiğimiz ay burada yine sohbet meclislerimize devam eden Hakkı abimizin de düğününü burada yaptık. Elhamdülillah. Bakınız 2024 yılında şuradaki arkadaşlarımız, bu sohbete gelenler, bu gözler bir ayda düğün yapıldığını gördü. Tamam. Şahidi burada. Hanım kardeşimiz de hanımlar tarafında. Şahitleri gitsinler, sorsunlar, öğrensinler. Peki bu kardeşlerimiz nasıl evlendiler? Berat gecesi Mevla nasip etti. Bu kürsüden indik gittik gece 11.30'da. Karşıya Avrupa yakasına gece 11.30'da Berat gecesi kız istedik elhamdülillah. Allah'a şükür. Öyle. Bu işler böyle oluyor. Ya sonra o bir ay içerisinde yuvayı kurdular ama bu yuvayı dünyalık beklentilerle kurmadılar. Efendim şöyle marka koltuklar olsun, böyle marka perdeler olsun, benim şöyle isteklerim var, böyle bir düğün salonu olsun, şöyle bir damatlık olsun, böyle şatafatlar olsun. Hayır. Dediler ki biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini uygulayacağız. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediği gibi bir hayat yaşayacağız. Ahir zamanda biz gençler olarak kendimizi haramlardan muhafaza edeceğiz dediler ve böyle bir yola girdiler. Bir ayda evlendiler elhamdülillah. Hani şimdi çünkü bu sohbeti dinleyince belki sizin de aklınıza soru işareti geldi. Yani hocam bu ekonomik sıkıntılar var, bu dertler var. Nasıl evleneceğiz biz ya da bizi dinleyenler? Hemen mukadder bir soru oluştu. Ben de hazırlıksız gelmedim yani elhamdülillah. Bu soruya da cevabımız var. Allah için evlenenlere Rabbim yardım ediyor. Cemaat-i Müslümin, Mevla rızka kefildir ama lükse kefil değildir. Bugün gençlerin evlenememesinin sebebi lüks hayat aramalıdır. Mesela 1+1 evde insan yaşayamaz mı? Yaşayabilir. Acizane kardeşiniz 4. yıl oldu. 2 çocukla 1+1 evde yaşıyoruz. Hamdü senalar olsun. Yaşanıyor. Olabilir. Zor olur. Meşakkatli olur, olur ama evleniyor, 3+1 evle evleneceğim diyor. Kusura bakma, sen lüks istiyorsun. Evleniyor, ille de 2+1 ev olsun diyor. Kusura bakma, sen lüks ev istiyorsun. İlla ki salon takımı olacak, illa ki koltuk takımı olacak. Hayırdır, sen ne yap? Evine misafir de aldığın yok, derdin ne senin? Gösteriş. Tüller şu marka, koltuklar bu marka. Gençler, böyle bir işle yola girmeyin ha. Tamam. Böyle muhabbetlerle bir yola girmeyin. Allah için evlenin. Bir erkek bir kadınla 4 şeyden biri için evlenir diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya güzelliği için, ya mal mülkü parası için, ya makam mevkisi şan şöhreti için, ya da dindar olduğu için. فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكِ Sen dindar olanını tercih et ki yuvanda huzur olsun, evin bereketlensin. Tamam. Eğer siz dünyalık bazı istekler içerisine girerseniz, nefis ve efendim hevanın isteklerine göre hareket edersiniz. Aman efendim şöyle güzellik olsun, şöyle dünyalık olsun, şöyle boy pos olsun, şöyle mal mülk olsun, böyle şan şöhret olsun vesaire. O işin sonu tat vermez. Ama Allah rızası için evlilik yoluna girerseniz, ya bunun şöyle de arabası olsun, böyle evi olsun, şöyle yerde bana balayı yapsın, böyle yerde bana gezdirsin, yaz tatilleri, kış tatilleri, böyle bir hesap içerisine girerseniz mutlu olamazsınız. İslam huzur dinidir, mutluluk dinidir. Parada huzur olmayabilir,
makam, mevki, şan, şöhret, huzur vermeyebilir. Ya da 3 günlük, 5 günlük huzur verebilir. Ama İslam sizi ömür boyu huzurlu eder. Ömür boyu mutlu kılar biiznillahi teala. Demek ki ne yapacağız? Gençleri evliliğe teşvik edeceğiz. Onlara evlilik yolunda yardımcı olacağız. Elimizden ne geliyorsa destek olacağız. Şunun da farkına varıyorum. Eğer bir damat kardeşimiz, bir gelin kardeşimiz gerçekten de israf yapmadan, elindeki imkanları kullanarak bu evlilik yoluna girerse, çevresindeki insanlar ona destek oluyorlar. Diyorlar ki, ya bu kardeşimiz lükse gitmiyor, israfa düşmüyor. Bunun derdi millete caka satmak değil, efendim gösteriş değil, ego tatmin etmek değil. Bu gerçekten bir yuva kurmak istiyor, biz buna destek olalım diyorlar. Ama eğer gelin ya da damat lüks ve şatafat içerisine girerse, benlik ve gösteriş içine girerse, insanlar diyor ki bu kişiye yardım edilmez. Niye? Çünkü diyor bu israfa gidiyor diyor. Benim yapmadığımı bu yapıyor. Benim yaşamadığımı bu yaşamaya çalışıyor. Benim evliliğimin 10. yılında yaşamaya çalıştığımı bu daha evlendiği sene yaşamaya çalışıyor. O zaman insanlar bu kişiye ne yapmıyorlar? Yardım etmiyorlar. Mevla'nın da orada bereketini, rahmetini görmemiz zor oluyor. Demek ki bu yuvalar Allah rızası için kurulacak biiznillahü teala. Rabbim evli olan kardeşlerimize yuvalarında huzur ve bereket, sağlıklı, hayırlı yaşamlar nasip eylesin. Evlenecek kardeşlerimize de salih saliha insanlarla buluşmayı, hayırlı yuvalar kurmayı nasip eylesin. Muhterem Müslümanlar, şimdi konuşuyoruz Filistin'i, Gazze'yi, Doğu Türkistan'ı, Arakan'ı, dünya Müslümanlığının halini konuşuyoruz. Şu anda bizim oraya gitme imkanımız yok. İmkan varsa paramızı göndereceğiz, malımızla cihad edeceğiz. Ama burada da aile olarak, aile kalarak, yuvalarımızı koruyarak yapacağımız bir cihat var. Nikahı teşvik ederek, gençleri evlendirerek, toplumda aile kurumunu güçlendirerek yapabileceğimiz toplumsal bir cihat, bir gayret, bir çalışma, bir çaba var. Toplumun ahlakını güzelleştirmek için hep birlikte yapacağımız bir gayret var. O halde bu bizim bugün cihadımız olsun, vazifemiz olsun. Rabbim yuvalarımıza birlik beraberlik ihsan eylesin. Mevlam yuvalarımızdaki birlik beraberliği bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Haset edenin hasedinden, fesat edenin fesadından, insü cin şeytanlarının şerrinden yuvalarımızı muhafaza eylesin. Mevlam yuvalarımızda hayırlı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Kudüs'ü fethedecek, Müslümanlara fetihler yapacak nesiller yetiştirmeyi Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Önümüzdeki hafta evlilik sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri de mutlaka ailenizle, karı koca çocuklarınızla, çevrenizdeki ailelere de davet ederek önümüzdeki pazartesi akşam yatsı arası sohbetimize davet ediyoruz. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.